Konya İl Bridge temsilcisiyim. Size bridge sporu hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. Bridge köprü demektir. Sevgi, hoşgörü, dayanışmadır. Beyin jimnastiği ile oynanan bir oyundur. 1997 yılında Bridge Federasyonu olarak kurulmuştur. Bölge il müdürlüklerince sürdürülmektedir. Bridge tıp dünyasında hekimlerimiz tarafından Parkinson ve Alzheimer hastalıklarına iyi geldiği söylenir. Toplum içerisinde kağıt oyunlarına kumar gözüyle bakılarak öyle algılanır fakat bridge kumarın panzehiridir. Bridge dili, dini, ırkı yoktur. Avrupa'nın hangi ülkesine giderseniz gidin, ekip olarak oyun oynayabilirsiniz. Sadece özel işaretlere bağımlıdır. Bridge öğrenmek isteyenler kitaplar, broşürler, dergilerle destekli bir şekilde öğrenebilirler. Bridge Base diye bir site vardır. Orada geniş kapsamlı bilgiler alabilirler. Her illerimizde Bridge dernekleri vardır. Adresleri ve telefonları internet sitelerinden ulaşabilirler. Hepinizi Bridge öğrenmeye davet ediyorum. Özellikle sporcu kardeşlerime Bridge'in en kısa zamanda öğrenmesini tavsiye ediyorum. Çünkü teknik ve taktik oyunudur. Spora destekli bir oyundur. Üniversitelerimizde tercihli dersler olarak görülmektedir. Yine büyüklerime sesleniyorum. Bütün okullarda inşallah bunları bir ders olarak verilmesini görürüm. Size kısa bir videoyla Bridge sporuna son vermek istiyorum. Dünya Olimpiyat Komitesi'nin onayladığı bir zeka sporudur Bridge. 4 kişi eşli olarak bir masada 52 kartla oynar. Hayatın adeta bir provası olan Bridge'de her oyunun başlangıcında bir hedef belirleme ve bu hedefi gerçekleştirebilmek için ortakla dayanışma içerisinde strateji geliştirme, rakiple mücadele etme ve risk alma vardır. Bridge'in zeka gerektiren bir oyun olduğunu düşünüyorum. Şansa yerin olmadığını, tam tersine şans olmasa bile iyi oynanırsa o elin alabileceği kadar alınabileceğini düşünüyorum. Bridge oynarken çok eğleniyorum. Mutlaka zihnimi ona veriyorum. Bridge'i çok seviyorum. Bu keyifli zeka sporuna tutkuyla bağlanan ünlü isimler arasında ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, önemli devlet adamlarımızdan İsmet İnönü ve Erdal İnönü, ABD eski başkanı Dwight D. Eisenhower, yönetmen Woody Allen ve servetlerinin büyük bir bölümünü hayır işlerine bağışlayan Warren Buffett ve Bill Gates'i sayabiliriz. Başka birçok parametreye bağlı insan bilimi gerektiriyor. Zaten birçok parametreye bağlı olması da Bridge'in bilgisayar programları tarafından oynanamıyor olmasıyla da belli. Yani dünyanın en iyi satranççılarını yenebilen satranç programları veya bilgisayarlar yapıldı biliyorsunuz. Ama Bridge'de böyle bir şey henüz daha yani o bilgisayarın yarısına bile gelebilmiş bir program ve bilgisayar yok.